Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 22 Mart 2022 Salı gününden her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftaya kripto paralar hızlı başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz Fed toplantısı geldi, geçti. Bir belirsizlik ortadan kalktı ve Bitcoin'e alımların geldiğini görüyoruz. Devam edecek mi? Hangi altcoin'lere dikkat etmeliyiz? Altcoin'lerde büyük bir yükseliş gelecek mi? Bunları konuşacağız. Dolar TL haftaya birazcık daha yatay başladı. Bunun sebebi ise yarın arkadaşlar. Yani 23 Mart günü önemli bir haber gelecek. Ondan bahsedeceğim. Etkilerinden bahsedeceğim. Dikkat diyoruz o habere. Gerçekten piyasaların gelecek 2-3 ay boyunca ilgilendiren bir haber olacak. Gram TL, gram gümüş TL son durum nedir? Yükselişler gelecek mi? Alım seviyeleri nereler? Bunlardan bahsedeceğim. Düşüncelerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle haberlerle başlayalım. Şimdi bakan Nebati'den açıklamalar geldi. Ee, dedi ki doların 25-30 olmasını bekliyorlar Türk lirası en zayıf durumda Gideceği yer yok rahat olun ifadesini kullandı arkadaşlar Biliyorsunuz ya biz bir kur korumalı mevduat sistemine geçtik Hem e, insanla buraya geçen insanlar buraya geçen yatırımcılar Hem işte faiz parası alıyorlar Hem de dolar giderse kur giderse Aradaki farkı alıyorlardı arkadaşlar Neredeyse e, bakan nebatin açıklamasına göre toplanan paranın 557 milyar lirayı aştığını ve halen de yükseldiğini dile getirdi. Tabi insanlar hem faiz parasını alıp hem de işte kur giderse aradaki fark alınca güzel bir cazip bir sistem olarak geliyor. Peki kur çok giderse ne olur diye tartışılıyordu. Bakan Nebatisi buna dedi ki hani kur çok gitmeyecek zaten Türk lirası en zayıf dönemlerini yaşıyor. O yüzden herkes rahat olsun dedi. Hani şu anki yaptığı hesaplamalara göre tabii ki yıl sonunda doların bu seviyede kalacağını hesap ederek yapıyor yapılıyor bu hesaplamalar. Bize yükü 15 milyar lira dedi arkadaşlar. Yani asker ücretteki vergiden vazgeçtik. Bunun bize yükü 49 milyar liraydı. E, kur korumalı mevduat sisteminin ise yıl sonuna kadar yükü 15 20 15 milyar lira. E, bu bize yük bile değil dedi arkadaşlar ve 23 Mart itibariyle işte ne kadar çıkış olup olmadığını, kur korumalı mevduat sistemine ne kadar para girdiğini ve bu paradan ne kadar çıkış olduğunu görebileceğiz. Kendisi şunu dedi insanlar niye çıksın ya dedi çok güzel bir sistem dedi. Tabi bu hesaplamalar doların sabit kalacağına e, yıl sonunda sabit kalacağına hesap edilerek yapılıyor. Peki dolar bize neler söylüyor? Şimdi dolarda tabi 14.80'leri çakıldık. Yarın gelecek haber akışından sonra ben volatilitenin artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Yani dolar TL'de bakın 14.80 üzeri bir hareket gördük. 14.85 ara direncine doğru böyle ufak ufak iğnelemeler geldi. Ee, geçemedi tabii çünkü yarın çok önemli bir haber gelecek ama aşağıda salmadı. Ha şu olur e, ben benim dolarda çok fazla bir düş beklentim yok. Ben doların çok fazla geri çekilmeden yükselceği düşüncesindeyim. Tabii yarından e, yarın rakamlarla verilerle beraber Hani müdahale de gelebilir ee, müdahaleler de gelebilir ama bu müdahalelerin sınırlı olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Ve hani müdahaleler sınırlı olacak geri çekilmeler sınırlı olacak ve bu bir fırsat olacak. Ee, ve yükselişlerin ben devam etmesini bekliyorum. Aşağıda bir destek arıyorsak 14.72'ler bir destek hattı arkadaşlar. 16'ın 14.65 var ama ben çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum. 14.72 ilk desteğim, destek olduğumuzu söyleyebilirim. Hani gelirse buralar bir tık daha altı 14.65'lerdir. Ama daha fazla bir geri çekilme beklemiyorum. Ve dolar TL'de 14.85 ara direncinin geçilmesiyle bir de 14.95'te bir direnç var. Oranda geçilmesini bekliyorum. Önümüzdeki dönemlerde ve haftalarda ve dolar TL'de 15 üzerine giden bir kur bekliyorum. İlk hedefi 15 lira 20 kuruş. Hatta 15 lira 15 kuruş. Diğer hedef ise 15 lira 70 kuruşlar arkadaşlar yani dolar tl'de geri çekilmeler sınırlı yükselişlerin devamını bekliyoruz şimdi altın tarafına geçelim altında tabi haftaya bir tık daha yatay bekledi. ben size hafta sonu çektiğim videoda şunu söyledim bakın 10's e, altında özellikle şu 4 saatlikte bir yükselen bir trendimiz vardı arkadaşlar ve bu trend kırıldı. Kırılması ile beraber tabi burada bir darbe aldı. Çünkü 1700'lerden gelen bir hareketti. 2070 dolarlara 370 dolarlık bir hareketti. Bu trendin kırılmasıyla e, bir tık daha dinlenme moduna geçtiğini söyledik. Bu bir süre daha devam edecek ama ons altında büyük bir düşüş beklemiyorum. 1905 seviyeleri benim için önemli bir destek attı. Altında bir de 1890 seviyeleri var. Hani önemli haber akışlarıyla o seviyeleri iğne attırabilirler geleceğinin garantisi yok ama yükselişlerin devamını bekliyorum. Özellikle 1900 altında bir kalıcılık beklemiyorum ons altında. Ve çıkışlarım 1950, 1965 ve 1990'lara doğru devamını bekliyorum. Ons altın tarafında hemen şunu da söyleyeyim gram altında da buna bakarak arkadaşlar dolarda çok fazla bir geri çekilme beklemiyoruz. 900 TL seviyeleri benim için bir alım fırsatıydı. Geldi değerlendirenler tabii şu an karda. Tekrar gelebilir mi? Gelebilir altında hani 1900'leri bir iniş olursa vesaire e, gelebilir. 900 TL'ye yaklaşmalar benim için alım fırsatıdır. Altında iğnelemeler olabilir. Kalıcı olmasını beklemiyorum. 925 TL'nin önümüzdeki dönemlerde geçilerek 980 TL'lere uzanan hareketlerin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Gram TL tarafında da bakın Goldman Sachs'tan bir e, analiz vardı. Hatta Geçen gün işte FED başkanı Powell e, dün itibariyle bir konuşma yaptı. E, Şahin konuştu. Goldman Sachs da FED'den 50 bas puanlık artış beklediğini söyledi. Yani gelecek faiz toplantısında. Ben size şunu söyleyeyim. FED evet 50 bas da bir artış yapacaktır. Ben de yapacağını düşünüyorum. Ama e, bu faiz enflasyonu önleyemeyecektir. Bakın FED sadece arkadaşlar Amerika'da Fa, e, enflasyon patladığı için faizleri artırıyor ama bu faiz artışları bakın daha e, Mart ayının enflasyon rakamları vesaire gelmedi e, Önümüzdeki dönemlerde gelecek Ben size şunu söyleyeyim en son %7,9 çıkmıştı Amerika'da bu faiz artışları bu enflasyonu önleyemeyecek Önleyemediği için ise altın gümüş platin, paladyum gibi ürünler Yükselmeye devam edecek arkadaşlar o yüzden ben rahat olmanızı öneririm. FED hiç müdahale etmemiş gibi görünmek için tabii ki faiz artışlarına gidiyor. Hani yazı kadar bu devam edecektir. Yazın enflasyonu bir tık rahatlama ama e, Eylül-Ekim ayından sonra tekrardan yükselişler başlayacak. Yani önümüzde uzun bir dönem var. Altın için, altın için ise pozitif durum devam ediyor. Gene aynı şekilde gümüş dolar Gümüş dolar için ben size şunu söyleyeyim. 24.70 bir destek attım şu anlık koruyor. Koruyacağını düşünüyorum. Altın şunun gibi yenilemeler gelebilir. Tekrardan 25.70'e doğru çıkışların devamını bekliyorum. Gram gümüş TL şu sarı bölge benim için ideal alım bölgesidir. Bakın geçtiğimiz dönemde çok güzel çalıştı. 11.50 11.80 aralığı arkadaşlar. 11.50'nin altında çok fazla bir kapanış beklemiyorum. 12.30 ilk direncimiz geçilmesiyle önümüzdeki dönemlerde 13.5 TL benim hedefimdir. Buradan borsaya bakmak istiyorum borsada size şunu söyleyebilirim borsada rally devam edecek özellikle şu bölgenin ben hani 1980'lerden aldığı destekte 2150 bölgesini bekliyorduk geldi hani bu bölgeden acaba bir satış yer mi izledik direkt gepli açıp yukarı attı kendi. yani direncin üstüne tabi bunda ABD borsalarının gitmesinin de faydası var. E, kripto paralar rahatladı. Çünkü FED bilinmezliği ortadan kalktı. E bir rahatlama var. Borsamız da gidecek. 2250-2300 seviyelerine doğru çıkışların ben devam etmesini bekliyorum. İlk direncimiz 2250'de arkadaşlar. Rally devam edecek. Bitcoin'e geçelim. Evet Bitcoin tarafı. Şimdi Bitcoin'de e, şunu söyleyeyim. Özellikle Mart'ın sonu Nisan ilk haftası gibi en fazla bu zamana kadar dayanabilir dedik ve çıkışlar geleceğini düşünüyorum diye belirtmiştim. Ve bu çıkışlar başladı arkadaşlar. Özellikle günlük kapanışlar 42.400, 42.800 üzerine geldikçe 45-46K bölgesine doğru yani 45.000-46.000 bölgesine doğru ilk etapta çıkışların devamını bekliyoruz. Üzerine bir hareket gelimi 45.000-46.000 izleyip göreceğiz. Ama şu anlık hani ilk hedefimiz 45.000-46.000. Hani şöyle günlük kapanışlara baktığımız hatta haftalık kapanışlara ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Haftalıklarda bakın arkadaşlar son e, 3-4 haftanın en yüksek kapanışını yaptık. Geçen gün 41.800 e, civarlarında bir kapanış yaptı. Bu da son 4 haftanın en yüksek seviyesiydi. En son herhalde Şubat'ta falan böyle bir kapanış yapmış. E, ve en yüksek kapanışta alımlar güzel, düşen kırılıyor ve... Bitcoin için pozitif ortam devam ediyor 42.400 42.800 üzerine günlük kapanışlar bekliyoruz 45.000 46.000 ilk hedef bölgesi oralara bir gelsin daha sonra tekrardan değerlendireceğiz arkadaşlar ama şu anlık Bitcoinde yeşil ortamın altcoin'lerde de aynı şekilde yeşil ortamın devam etmesini bekliyoruz peki altcoin'lerden nere, nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar şimdi ben Twitter tarafında tabi hani Youtube'da böyle sürekli bir paylaşım yapamadığımız için Twitter tarafından Altcoin'ler paylaşıyorum. Mesela dün IOTX paylaştım. IOTX e, nerede paylaştım? Ben size Twitter'dan hemen açıp göstereyim. Açık ve net bir şekilde yazdım. Ne yazmışım? Bir miktar 0.077'den e, IOTX aldım diye yazdım. E, bu coin için ayırdığım parayı ikiye böldüm. Bir daha aşağıda bir destek seviyesi belirttim. Açık ve net bir şekilde yazdım arkadaşlar. Tabii bunlar benim kendi alımlarım. Kendi alım satımlarım. 3-4 tane daha coin aldım. Hepsinde kardayım. Ama bir, birkaç tanesini paylaştım. Onu belirteyim. Hani en azından birazcık daha e, gitmesi muhtemel coinleri paylaşıyorum. Ne oldu ioTeX'te? 0 e, 770'den aldığımız ioTeX dün itibariyle. Şöyle ben saatlik grafiğini açayım. E, şuradan paylaştık. Tam anlamıyla. Ve kar oranına bakalım arkadaşlar. Şu an herhalde Binance'de en, yük, en çok yükselen Coinler arasında ilk üçte diye hatırlıyorum tamla da bakmadım ee, yanlış olmasın hani şu anlık kar oranı en fazla %28 %30ları görmüş şu an ise %25'lerde gayet güzel ee, hani bir gün içerisinde neredeyse %25 %30'luk bir kar arkadaşlar. IOTEX devam edecektir önemli haberler var bunlarla ilgili yani piyasaları takip etmekle önemliydi sıkışma vardı güzelce kar aldık. Daha fazla coin paylaşacağım ben ama şu anlık iotex güzel gidiyor. Hani belki birkaç gün içerisinde elimden çıkartırım onu da yazarım zaten Twitter üzerinden. Hani şu anlık pozitif. İsteyen isteyen istediği yerde kademe kademe kar alabilir. Yani bir gün iki gün içerisinde şu piyasada %30'luk gerçekten güzel bir kar. Daha sonra bakın demirbaşlardan demir başlardan arkadaşlar hani büyük hacimli coinlerden ben size şunu söyleyebilirim. Mesela e, BNB var. Binance'in kendi coin'i. Hani burada da Burada da günlükte çok güzel bir kırılım geldi. Hani ben bunlardan da alım yaptım. Ee, bakın kırılım geliyor, onaya geliyor. Kendim hani 395 dolar civarlarından bir alımım vardı. 394, 395. Gelirse destek bölgesi burası. Değerlendirebilirsin. Hani düşen kırılmış günlükte. Hani e, Bitcoin'de güzel böyle e, pozitif ortam devam edecekçe buraya da alımların gelmesini beklerim ben açıkçası. 450-480 dolarlar önümüzdeki zamanlarda sürpriz olmaz. Ee, dediğim gibi 394-395 destek attı. Benim de kendi adımı biraz değerlendirdiğim bölge orasıydı. Ethereum gene aynı şekilde güzel gidiyor arkadaşlar. Ethereum tarafıyla ilgili de paylaşımlarımız vardı zaten. Özellikle 2580 dolardan paylaştım ben. Ethereum'u hatta bir hareket hazırlandığından bahsettim. Bu da FED toplantısından önceydi. Yükselişi görüyorsunuz zaten. Dün de 3000 dolar üzerine bir hareket hazırlanıyor dedik. Bugün 3000 dolarlarda. Yani 2950 üzeri kaldıkça belki de 3200-3500'e doğru hareket devam edecek. En azından ben devam etmesini beklerim arkadaşlar. Ethereum güzel gidiyor. Gayet pozitif. Şimdilik altcoin'lerde son durum bu şekilde arkadaşlar. Twitter tarafında çalıştım. bazı altcoin'ler var. Hani belki paylaşımlarını buradan yaparım. E, duruma göre Türkiye'li tarzından de beni takip edebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.